Hepinize merhaba. Hoş geldiniz Mutlu Masallar bahçemize. Ben de Yasemin abla, birlikteyiz yine. Eminim Yasemin abla bizim için yine müthiş bir masal seçmiştir. Merhaba Süspüs. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yine buluştuk Masallar Bahçesi'nde. Bugün sizlere çok sevdiğim bir masalı anlatacağım. Bu masalı belki birkaçınız biliyordur. Çok akıllı ve kurnaz bir kediden bahsedeceğiz. Kedi mi? İçinde kedilerin olduğu bir sürü masal var. Ama kurnaz bir kediden bahsedildiğini duymamıştım. Madem öyle, sana küçük bir ipucu vereyim. Hemen tahmin edeceksin. Bu kedinin çizmeleri varmış. Aa, buldum buldum. Bu çizmeli kedi olmalı. Evet, haklısın Süspüs. Kendine, giyimine, kuşamına özen gösteren bir kedi bu. Ayrıca izleyicilerimize birkaç ipucu daha vermek istiyorum. Bugün masalda anlatacağımız kedi konuşabiliyor ve hiç tahmin edemeyeceğiniz becerileri de var. Hazırsanız başlıyoruz. Ben bu çizmeli kediyi biliyordum aslında ama masalın detaylarını hatırlayamıyorum. Bu yüzden de söylediklerim beni çok meraklandırdı Yasemin abla. Bakalım çizmeli kedi masalımızı siz de sevecek misiniz? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, Süspüs'ün sapsarı ve yumuşacık tüyleri kurdele takacak kadar uzamamış, Mutlu Masallar bahçemizi henüz kimse keşfetmemişken, uzak diyarlarda iyi kalpli, orta halli bir değirmenci üç oğluyla birlikte yaşıyormuş. Aniden hastalanan değirmenci ölünce pek de para etmeyen mirası oğullarına kalmış. Değirmencinin bir değirmeni, bir eşeği, bir de kedisi varmış. Üç oğlan bunları aralarında paylaşmışlar. En büyük oğul değirmeni, ortanca oğul da eşeği alınca en küçük oğula kedi kalmış. Mirasın dağılımında küçükler büyüklerin sözlerini dinlemiş. Kimse yorum yapmamış ve paylaşım hemen yapılmış. Bir kediyle asla zengin olamayacağını düşünen küçük oğul, abilerim kendi mirasıyla geçinebilir. Ama ya ben? Bir kedi benim karnımı nasıl doyurabilir ki? Diye kendi kendine konuşmaya başlamış. Bu sözleri duyan ama aldırmayan kedi, küçük oğula yanıt vermiş. Ve şöyle demiş. Kendinizi üzmeyin. Bana bir çanta ve ayaklarımı çalı çırpıdan korumak için bir çift de çizme verin. Bakın sizi nasıl da mutlu edeceğim görün. Payınıza düşenin o kadar da kötü olmadığını kısa sürede göreceksiniz. Genç adam buna pek inanamamış. Çünkü kediyi çok kez fareleri yakalamak için oradan oraya zıplayıp etraftakileri kırıp dökerken, tembel tembel uyurken, halıları tırmalarken ya da bunlara benzer yaramazlıklar yaparken görmüş ve kediye sözünü tutacağına dair pek güvenmiyormuş. Yani afacan ve işe yaramaz görünen bir kedinin yardım teklifi onu pek umutlandıramamış. Yine de her türlü desteğe ihtiyacı olan genç adam kedinin istediklerini bulup kendisine teslim etmiş. Kedi çantasının içine kilerden aldığı bir avuç tahılı ve bir demet marulu koymuş. Ardından çantasını boynuna asıp çizmelerini giymiş ve yola çıkmış. Sahibine verdiği sözü tutmak istiyormuş. Çantası ne renkmiş peki? Süspüs bunu merak ettiğine inanamıyorum. Şaka şaka. Tabii ki bunu merak etmedim. Benim asıl merak ettiğim çizmeli kedinin sahibine nasıl yardım edeceği. Çantasına koyduğum marul ve biraz da tahılla ne yapabilir ki? Sevgili Süspüs, bu merakını gidermek için birazcık daha beklemen gerekiyor. İnan bana bu kedi tahmin ettiğinden çok daha yaratıcı fikirlere sahip. Pekala. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi devam et Yasemin abla lütfen. Çizmeli kedi önce tavşanların bol olduğu bir ağla girmiş. Ağlın tam ortasına içinde tahıl ve marul olan çantasını ağzı açık bir şekilde koymuş ve çantanın yanına uzanmış. Ardından hareketsiz bir şekilde tavşanların çantaya girmesini beklemeye başlamış. Çizmeli kedi sabırla çıt çıkarmadan ve kımıldamadan duruyormuş. Saf tavşanlar marul ve tahıl kokusunun geldiği yöne doğru ufak ufak zıplamaya başlamışlar. Ve sonunda kurnaz kedi istediğini elde etmiş. Tavşanlardan biri çantaya zıplamış ve çizmeli kediye yakalanmış. Çantasının iplerini sıkıca bağlayan çizmeli kedi
çantasındaki tavşanla sarayın yolunu tutmuş. Saraya vardığında majesteleriyle görüşmek istediğini, ona bir armağan vereceğini söylemiş. Ve muhafızlar tarafından kralın huzuruna çıkarılmış. Saygıyla kralı selamlayan çizmeli kedi sözlerine başlamış. Efendim, size ağıldan bir tavşan getirdim. Bu size Karabas Prensi'nin hediyesidir. Beni tavşanı size sunmam için gönderdi. Anlayamadım. Bir dakika Yasemin abla. Burada bir ara verelim. Karabas Prensi de kim? Bu soruyu soracağını biliyordum Süspüs. Çizmeli kedi kralı etkilemek için bir hikaye uydurmuş. Bu hikayede de sahibine isim takmış. Yani kral Karabas Prensi adını duyunca etkilensin istemiş. Tabii ya, prens bir krala elbette hediye gönderebilir. Aynen öyle. Genç ve fakir, değirmenci bir çocuktan böyle bir hediye beklenmez ki zaten. Peki neden çizmeli kedi sahibini hediye gönderen bir prens gibi anlatıyor krala? İşte bu sorunun cevabı için masalımıza kaldığımız yerden devam ediyorum Süspüs. Çizmeli kedinin hediyesini alan kral çok memnun olmuş ve sahibine de ki beni çok mutlu etti. Bir başka günse çantasına bir avuç mısır alıp yola çıkmış. Ve daha önce uyguladığı yöntemle bu kez birkaç keklik avlayıp krala sunmuş. Kral tüm nezaketiyle keklikleri kabul etmiş. Ve çizmeli kediye bir şeyler içebilmesi için ona biraz para vermiş. Saraydan ayrılan çizmeli kedi eve dönmüş. Kedi 2-3 ay boyunca majestelerine sahibi adına hediyeler taşımaya devam etmiş. Bir gün aralarında konuşan muhafızların sözlerine kulak misafiri olan çizmeli kedi, kralın nehir kenarında dünyanın en güzel prensesi olan kızıyla hava almaya çıkacağını öğrenmiş. Ve sahibine şöyle demiş: "Eğer beni dinlersen kaderin değişir. Yapman gereken bir şey yok. Sadece git ve nehirde sana söylediğim noktada yıkan. Gerisini de bana bırak." Krala çizmeli kedi tarafından Karabas Prensi olarak tanıtılan genç adam ne olacağını bilmeden kedinin sözünü dinlemiş. Nehir kenarına gitmiş ve ardından nehre girip yıkanmaya başlamış. Genç adamın nehirde yıkandığı dakikalarda kral ve güzeller güzeli prenses nehir kenarında geziniyorlarmış. Tam o sırada çizmeli kedi bağırmaya başlamış: "İmdat! İmdat! Karabas Prensi boğulmak üzere!" Sesi duyan kral at arabasının penceresinden kafasını çıkarıp ona hediyeler getiren kediyi görünce muhafızlarına hemen Karabas Prensi'ne yardım etmelerini ve onu nehirden çıkarıp saraya getirmelerini emretmiş. Muhafızlar zavallı genç adamı nehirden çıkarırken kedi arabaya binmiş ve krala sahibinin boğulma tehlikesi geçirmesinin yanında bir de hırsızlar tarafından tüm kıyafetlerinin çalındığını söylemiş. Halbuki genç adamın kıyafetlerini bilerek bir taşın altına saklayan çizmeli kedinin ta kendisiymiş. Çünkü çok kurnazca bir planı varmış. Genç adamın durumuna üzülen kral yardımcılarına en güzel kıyafetleri Karabas Prensi'ne vermelerini emretmiş. Meğer çizmeli kedi sahibinin prensesin karşısına çıkacağı an çok iyi ve büyüleyici görünmesini istediği için bu planı yapmış. Kral daha önce aldığı hediyeler sebebiyle genç adamın cömertliğinden haberdarmış. Bunlara genç adamın iyi huyluluğu ve kibarlığı da eklenince kral genç adama kendini yakın hissetmiş. Genç adam kralın yardımcıları tarafından verilen şık kıyafetlerle davet edildiği akşam yemeği salonuna geldiğinde prenses çok etkilenmiş. Bulunduğu ortamı ve o an yaşadıklarını düşündüğünde çizmeli kedinin sözlerine inanmaya başlayan genç adam kendisine Karabas Prensi denmesine ses çıkarmamayı tercih etmiş. Ve içinden "çizmeli kedinin bir bildiği vardır herhalde" diye geçirmiş. Genç adam da prensesten çok etkilenmiş. Tanışmış ve bolca sohbet etmişler. Kral delikanlıdan arabaya binip onlarla dolaşmasını istemiş. Çizmeli kedi planının başarılı olmasından pek memnunmuş. Ve bu başarısını sürmesi için hemen çayır biçmekte olan köylünün yanına gitmiş. Ve "iyi insanlar, çayır biçenler, eğer bu çayırın Karabas Prensi'ne ait olduğunu söylerseniz sizi ödüllendirecektir" demiş. Kral genç adamla yaptığı gezintide köylülere tarlaların kime ait olduğunu sormuş. Ödüllendirilmeyi arzulayan köylülerse kralın sorusunu hep bir ağızdan
Karabas prensine diye yanıtlamışlar. Görüyorsunuz ya efendim demiş genç adam. Bu çayır her yıl hiç şaşmadan bolca hasat verir. Önden gitmeye devam eden usta kedi birkaç orakçıyla karşılaşmış. İyi insanlar, siz orakçılar. Bu mısırların Karabas prensine ait olduğunu söylerseniz sizi ödüllendirecektir demiş. Birkaç dakika sonra oradan geçen kral orakçıları görür görmez onlara tarladaki mısırların kime ait olduğunu sormuş. Kralın sorusunu Karabas prensine diye yanıtlamış orakçılar. Kral da genç adam da bu cevaptan pek memnun olmuş. Kral Karabas prensini tebrik etmiş. Kralla genç adamın yolculuğu boyunca önden giden usta kedi her karşılaştığı köylüyü aynı sözlerle ikna ediyormuş. Gezintinin sonunda gördüğü her tarla ve toprağın Karabas prensine ait olduğunu öğrenen kral bu durumdan çok etkilenmiş. Çizmeli kedi son olarak bir şatoya varmış. Bu şatonun sahibi bir devmiş. Dev o kadar zenginmiş ki kralın hüküm sürdüğü bütün topraklar onun şatosuna aitmiş. Ayrıca bir de sihirli gücü varmış. Bu devi ve sihirli gücünü duymuş olan kedi onunla konuşmak istemiş. Devin muhafızlarına deve saygılarını iletmeden şatonun yanından geçip gitmek istemediğini söylemiş. Dev kendisini görmek istediğini söyleyebilecek cesarete sahip bu kediyi tanımak istemiş ve talebi kabul etmiş. Çizmeli kediyi kibarca karşılayıp karşısına oturmasını istemiş. Duydum ki demiş çizmeli kedi, büyülü bir gücünüz varmış ve kendinizi istediğiniz canlıya dönüştürebiliyormuşsunuz. Yani mesela bir aslana veya bir file dönüşebiliyormuşsunuz, öyle mi? Bu doğru diye cevaplamış dev gururla ve hemen bir aslana dönüşerek sana bunu kanıtlayacağım. Çizmeli kedi aslanı görünce o kadar korkmuş ki koşup yağmur oluğuna saklanmış. Bir süre sonra kedi devin eski haline döndüğünü görmüş. Korkusu geçmiş ve saklandığı yerden çıkıp yeniden devin karşısına oturmuş. Bu gücünüz gerçekten büyüleyiciymiş, gözlerime inanamadım demiş çizmeli kedi. Peki ya küçük hayvanlara dönüşebiliyor musunuz? Buna inanmam pek mümkün değil doğrusu. Mesela siz bu gücünüzle fare ya da sıçana dönüşebiliyor musunuz? Bu imkansız. Çizmeli kedinin bu sözleri karşısında hırslanan dev, imkansız mı? Diye bağırmış. O zaman kendi gözlerinle gör. Ve bir anda kendini bir fareye çevirip etrafta koşturmaya başlamış. Çizmeli kedi ikna olmuş olmasına ama ardından tek bir hareketle fareyi havada yakalayıp mideye indirmiş. Artık şatonun sahibi dev değilmiş. Bu kedi gerçekten çok kurnaz ama ben devin yerinde olsam bu kandırmacayı hemen anlardım. Sonuçta fareler hep kedilerden kaçar ve onlardan korkar. Doğru söylüyorsun Süspüs ama dev bunu önceden tahmin edememiş. Şatonun sahibi artık çizmeli kedi mi yani? Ve bir çizmeli kedi ha. Bunu hiç düşünmemiştim ben de. Neden olmasın? Olabilir. Ben bu çizmeli kediden her şeyi beklerim. Bakalım bu şato kimin olacak? Bu sırada devin şatosunun yanından geçen kral şatoyu ziyaret etmek istediğini söylemiş. Majestelerinin arabasının sesini duyan çizmeli kedi şatodan dışarı çıkmış ve krala şöyle demiş. Majesteleri, Karabas Prensi'nin şatosuna hoş geldiniz. Ne? Sayın Karabas Prensi diye bağırmış kral. Yoksa bu şato size mi ait? Bu şatodan ve onu çevreleyen eserlerden daha zevklisini görmemiştim. Sakıncası yoksa içeri girelim. Genç adam, lütfen önden siz buyurun demiş krala ve heyecanla şatoya doğru ilerleyen kralı elini tuttuğu prensesle birlikte takip etmiş. Şatonun geniş salonunda devin dostları için hazırlattığı olağanüstü yemekler varmış. Hiç vakit kaybetmeden hep birlikte masanın çevresinde yerlerini alıp afiyetle yemekleri yemeye başlamışlar. Kızının bakışlarından, Karabas prensinden en az kendisi kadar etkilendiğini anlayan kral, genç adama dönüp, "Eğer damadım olursan, Sayın Karabas Prensi, bundan onur duyarım." Genç adam birkaç kez eğilerek
kralı selamlamış. Ve majestelerinin bu onurlu teklifini kabul etmiş. Hemen aynı gün prensesle evlenmişler. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Çizmeli kedi mi? Dünyanın en zeki, en kurnaz kedisi olan Çizmeli kedi de şanlı, şöhretli bir sultan olmuş. Ve daima sahibiyle birlikte yaşamayı sürdürmüş. Bu masal benim dinlediğim en güzel kedili masallardan biri biliyor musun Yasemin abla? Öyle mi? Beğendiğine çok sevindim Süspüs. Yasemin abla, sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum seni Süspüs. Karabas Prensi'nin abileri ne oldu? Aa, bu gerçekten de harika bir soru Süspüs. Bunu hiç düşünmemiştim. Bence onlar da arada bir şatoya gelip gidebilirler. Evet, eminim davet edileceklerdir onlar da. Arkadaşlar, Süspüs ne kadar güzel bir fikir üretti öyle değil mi? Dinlediğiniz masallarla yeni fikirler, yeni hayaller üretmeniz harika. Şimdilik masalımızın sonuna geldik. Yeni bir masalda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler Yasemin abla bu güzel masal için. Arkadaşlar, unutmayın. Büyüklerinizin yardımıyla Dali'nin sosyal medya hesaplarından Mutlu Masallar Bahçesi'ne mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Mutlu masallarla kalın. Hoşça kalın.